Günaydın arkadaşlar. São Paulo'da sanırım 3. günüm. Emin değilim. Çünkü şu an günleri de tarihleri de hiç takip etmiyorum. Şöyle bir evde kalıyorum. Evin birliği onu size çekeceğim ama öncelikle şimdi çarşıya gidip bir kahvaltılık almam lazım. Evde yiyecek hiçbir şey yok. Burası paylaşımlı bir ev arkadaşlar. Evin kendi sahibi karısıyla kocasıyla yaşıyor. İki tane de köpekleri var. İki katlı bir ev, dubleks. Biz de bunlarla beraber kalıyoruz. Sanırım benle beraber üst katlarda iki kişi daha kalıyor. Tam emin değilim. Ben iki kişilik bir odada kalıyorum tek başıma. Evin içerisi çok ilginç arkadaşlar. Size onu göstereceğim zaten birazdan. Kahvaltıdan sonra göstereceğim. Bu ev vlogu yapacağım. Mesela odamda şeyle kalıyorum. Zürafayla. Evet, zürafayla kalıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi evimde bir zürafa bir de kaplan var. Hemen şöyle kısaca ufaktan bir göstereyim isterseniz. Şöyle bu da var. Bu da mı oluyordu? Bu da sanırım. Otantik bir ev arkadaşlar. Yani çok tuhaf ve gerçekten çok mükemmel bir ev. Size dışarıyı da göstereceğim, içeriği de göstereceğim. Ama önce bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra size oda vlogu geliyor arkadaşlar. Burası da gettoya açılıyor. Ekstra bir kapı. Normalde burada kullanmıyorlar ama. Normalde şuradan koridordan gidiyorsun. Burası böyle tam direkt gettonun içine açılıyor. Size göstereceğim zaten hepsini. Toplamda 140 real tuttu. O da hesaplar size söylerim. Şimdi hazır evde kimse yokken size bir ev vlogu yapayım. Burası benim banyom arkadaşlar. Ortak banyo. Tuvalet musluğu yok. Şurası aynamız. Şurası kütüphane. Kitaplar alıp okuyabiliyorsunuz. Çok otantik bir ortam var burada. Şurada oturup kitap okuyabilirsiniz. Şurası ne bilmiyorum. Kiler gibi. Şurada bisiklet var. Eski bir buzdolabı içinde ceset olabilir. Şöyle bir balık malık var, bir şeyler var. Boya, sprey boyalar falan var. Şurada bir örümceğimiz var. Şurada üç kafalı bir köpeğimiz var. Kuru kafalarımız var. Zaten Halloween var ya. Bunlar tam şu an o şeye uygun yani. Şurada bir tren var. Burada bir şeytan bebeği mi ne var? İşte bir kitap var gördüğünüz gibi. Her yerde ince ufak bir detay var ya. Şu yukarıda da bir oda var ama o bize ait değil. Ama da ben orada kalacaktım da sonra beni aşağı indirdiler. Aşağısı daha rahat. Oraya geç dediler. Şurada gördüğünüz gibi bir papağan var. Baykuş mu papağan mı? Baykuş her yerde. Bak burada da baykuş var. Bak burada da baykuş var. Bak baykuş. Bak baykuş. Bak baykuş. Bak bay baykuş. 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 Kapıyı nereye çevirsem baykuş var anasını satayım. Bu ne oğlum? Şurada bir okul arkadaşları var. Yukarıda kamera var. Şurada cadı şapkası var. Şurada bir kuru kafa var. Şurada bir kimlik var ama kimin neyin bilmiyorum. Şurada cadı süpürgesi var eğer uçmak isterseniz. Bir tur alırım. Şurada bir ışık yanıyormuş bu arada. Onu daha yeni fark ettim. Neyse burası böyle. Şuradan giriyorsunuz. Burası da küçük bir tuvaleti. Bunu hiç kullanmadım. Şurası bizim mutfağımız. Şurada ısıtıcı var ama çok ısıtmıyor. Şöyle hazır kimse yokken. Şurada buzdolabı varmış. Bilmiyorum. Bizim değil o. Bu mutfağı ortak kullanıyoruz arkadaşlar. Evin kendi sahibiyle beraber kullanıyoruz. Bizim ev o tarafta zaten. Onlar nerede kalıyor tam bilmiyorum. Yani bu evde bir yerde kalıyorlar ama nerede kaldıklarını hiçbir şekilde inanın ben de bilmiyorum. Kapatalım. Burası da salon. Salon ışığı buradan açılıyor. Evet. Tamam süper. Arkadaşlar her yer her yerde. Şurada oyuncaklar var yine görüyorsunuz. Ev sahibi. Neyse şimdi çok da rahatsızlık vermeyelim. Ama durum bundan ibaret arkadaşlar. Gayet güzel. Ev sahipleri falan çok çok iyiler. Acayip iyiler yani. Bir tane Çinli abimiz var. Böyle bir 45 50'li yaşlarda en aşağı. Bir tane de ablamız var. O da bir 40 küsur yaşlarında. Abimiz Çinli. Ablamız da herhalde ki buralı. Tam bilmiyorum. Daha yeni ameliyat olmuş. 2-3 gündür o yüzden ev çok kirli falan filan yazıyordu en son. Kusura bakmayın ev temiz değil falan diyordu. Dedim önemli değil ya. Önemli olan sağlık. Benim odama gelecek olursak biraz dağınık idare edin.
Şurada bir buzdolabım var. Piş takılıydı, pişini taktım. Şurada bir televizyonum var. İnternet yok. Burada hiçbir televizyon internet yok anasını satayım. O biraz zorluyor bizi. Normalde burada internet var tabii ki. Şurada yine bir şeyler var. Böyle bir çaylarım var. Gardırobum var. Hiç açmadım bunu. Şimdi açıyorum. Çok da gerek yokmuş. Burada iki kişilik yatağımız var. Ben iki kişi tuttum. Benim kuzenim gittiği için ben tek kaldım şu an. Şurada bir budamız var. Odayı zürafayla paylaşıyorum arkadaşlar. Tek kişi kalacaksın demişlerdi ama ben zürafayla kalıyorum. Şu kaplan da oraya poşetlemiştir. Genel itibariyle bu ev bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Şu an çok memnunum. Şurası da gettoya açılıyor. Bak şimdi size onu göstereceğim. 2 dakika bekleyin. Açtım arkadaşlar. Şöyle benim direkt camdan girdiğiniz zaman şöyle bir getto var. Bakın şöyle bir mahallemiz var. Bu tarafta da böyle bir mahallemiz var. Böyle yani burası da böyle gettoya çıkıyor. Gayet güzel yerler aslında. Onun dışında bir şey yok yani. Böyle beğendim ben burayı. Böyle sakin, sessiz, güzel. Ev sahipleri çok iyi. Fiyatı uygundu. Yani tavsiye ederim eğer buraya gelecekseniz. Yorumlarda yazmam da. Siz yazın yorum eğer isteyen varsa buraya gelmek. Ben de yazarım. Sağpala'ya geldiğiniz zaman havaalanından buraya nasıl geliyorsunuz? Havaalanından buraya otobüse biniyorsunuz. Otobüsten Sağpala'nın bu merkez tarafına bir yere geliyorsunuz. Buradan da metroya biniyorsunuz. 4-5 durak gidiyorsunuz. O 4-5 duraktan sonra inip bir 10 dakika falan yürüyorsunuz. O zaman buraya varıyorsunuz. Yürüme mesafeleri çok bir şey değil yani. Zaten nereye gitseniz yarım saat sürüyor anasını satayım. O yüzden çok gözünüzde büyütmeyin. Ben ilk başlarda büyütüyordum. Ulan bu ne 15-20 dakika yürüme mi olur falan diye. Hep ilk gördüğünüz yerler olduğu için yürürken sıkılmıyorsunuz. Şimdiye kadar güvenlikle ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Çok fazla evsiz var. Çok fazla üstünde tişört olmayıp böyle çıplak gezen esmer abilerimiz var. Ama şimdiye kadar salça olan hiç olmadı. O yüzden güzel. Şimdi neler aldım size onu göstereceğim. Marketten nasıl alışveriş yaptım ve kaç para tuttu ona bakalım. Bu sesi en son dün de duymuştum. Nerede o? Gitti. Neyse bir tane ses var da böyle eskici geldi eskici der gibi. Neyse o gider gelirse gösteririm. Ben şimdi size neler aldım onları göstereyim. Şimdi öncelikle bunların toplamına 860 TL verdim arkadaşlar. Fiyatları tam olarak şurada yazıyor. Şöyle size göstereyim. Çok merak eden varsa ekranı durdurup tek tek fiyatlarına bakabilir. 1 riyal 6 TL falan denk geliyor. 5,5-6 TL. Şöyle bir jambon mudur, sosis midir ne aldım. Bununla peyniri tost yapıyoruz. Güzel oluyor. Hatta ben hani neyse şunu koyarız. Dilim peynir vardı. Sandım ama değildi. Neyse. İnşallah domuz eti değildir. Onun dışında şöyle bir krem peynir galiba. Emin değilim. Krem peynire benzediği için aldım. Bir tane bardak aldım kendime. Hostellerde çay içebilmek için. 2 tane bira. Bir tane enerji içeceği. Bir kola. Bir su. Su 4'müş. Bak bununla su aynı fiyat. 2 tane domates sanırım. Küçük. Domatese benziyor ama inşallah domatestir. 3 tane zaten bildiğiniz cipslerden aldım. Şöyle bir çikolata şey gofret midir nedir ondan aldım. 2 Snickers, bir tane bilmediğim bir çikolata. Tadını beğenirsem alırım. Ekmek aldım. Tost ekmeği. Bir de neydi bunun adı? Noodle. Aynen. Bir de noodle aldım. Bir de kendime şöyle bir karpuz aldım. Şu kadar karpuz. Yarım dilim. 10 riyaldi arkadaşlar. Yani 60 TL falan yapıyor. 55 TL falan yapıyor. Şununla karpuz aynı fiyat. Ondan sonra bu kaçmış? Bak en pahalısı buymuş arkadaşlar. 28 TL'ymiş. He. Bu bayağı bir pahalıymış ya. Bu 7 bu şey 9 10'muş bu da. Bu da hemen hemen aynı. Şu 2 bu 7 çarpı 6 bu arada arkadaşlar. Hepsini çarpı 6 yapacaksınız. Bunun tanesi 3,5'tu. Kolayı bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bu da 4. 4 çarpı 6. Ne yapar? 12, 24, 24 TL falan yapıyor. Neyse genel itibariyle aldıklarımız bunlar. Bunlar bana pazartesiye kadar yetmesi lazım. Bugün günlerden Perşembe sanırım ya da Cuma da olabilir emin değilim. Yani 2-3 günümüz var. 2-3 gün boyunca bunları dolaba atarım. Beni götürürler ya. Dışarıdan yemek zorunda kalmam. Aslında dışarıdan yesek de ortalama bir normal yemek dışarıda arkadaşlar 25 ile 35 riyal arasında değişiyor. Yani 25, 50, 75, 100 ortalama 4 defa yemek yiyebilirdik. Yani bunları almasam dışarıdan da yiyebilirdim ama burada bazen acıkıyorum gün içinde. O yüzden iyi oldu. Dışarıda çıkmak pek istemiyorum zaten. Yoruldum artık anasını satayım. Her yeri gezdim zaten şu anda bu bulunduğum yerdeki.
Artık pek bir şey yok. Bir de çok tehlikesi yok. Tehlikesi olmayınca da heyecan vermiyor artık ya. Gidiyorum öyle kafama. Yani 4 gündür falan herhalde Brezilya'dayım. Elimi kolumu sallayarak her yere gidiyorum. Hiç tırsmıyorum artık. Yani ilk günlerde biraz tedirgindim. Öyle karşıdan şimdi çıplak abiler geliyor. Hiç umursamıyorum bile. Böyle burada biraz hayat zor gibi. Çünkü çok fazla evsiz var. Evsizler hep böyle çöplerden bir şeyler toplayıp yiyorlar. Az önce bunları alıp gelirken bir tane abla çöpten yine bir şeyler karıştırıyordu. Kamerayı almamıştım yani. O yüzden çekmedim. Ama güzel yerler yani. Mutlaka gelip görülebilmesi. Mutlaka. Bunları editlemeyeceğim ama neyse. Mutlaka gelip görmeniz gereken yerler arkadaşlar bunlar. Kesinlikle gelin eğer imkanınız varsa. Ben genel bir toplam yapıyorum zaten şu an. Yaptığım her şeyi, harcadığım her şeyin hepsinin bir hesabını yapıyorum. En sonki videoda bunların hepsini tek tek sizinle paylaşacağım. Bu hafta gidiyorum. Belki bu son video olur diye burada. O yüzden Pazartesi günü buradan ayrılıp başka bir ülkeye geçeceğim. 2 gün orada kalıp oradan başka bir ülkeye geçeceğim. 2 gün oradan kalıp başka bir ülkeye geçeceğim. Ondan sonrası için bir plan yapmadım ama muhtemelen 2 gün 2 gün diye bu şekilde bu Latin Amerika'yı komple gezeceğim. Uçak biletleri aşırı pahalı. Dehşet pahalı yani. Buradan diğer taraflara uçak bileti çok pahalıya denk geliyor. O yüzden genelde otobüsle gemiyle falan seyahat etmeyi düşünüyorum ama bu sefer de çok uzun sürüyor. Yani uçağın 2 saatte gittiği yeri biz arabayla 24 saatte bir günde falan gidiyoruz. Yani 24 saat 25 saat o tarz gidiyor. Bakalım. Olabildiğince karadan gitmeye çalışıyorum. Çünkü ben kara yolculuğunu zaten seviyorum. Ve bir yandan da heyecanlı oluyor zaten bilmediğin şeyler, bilmediğin yerler vesaire. Bir tane bavulum var. Bavulu kaybetmekten az bir şey korkuyorum. Çünkü çantayı sırtıma alıyorum. Bavulu zaten Türkiye'deyken de altta atıyorduk anasını. Herhangi biri alıp götürse götürür yani şeyde. Bagaj alma kısmında. O yüzden ondan biraz tırsmıyor değilim açıkçası. Ha, bavulda bir şey var mı? Bavulda bir şey yok aslında arkadaşlar. Zaten kabin bagajı. Bavulda sadece işte montum var, bilmem neyim var. Öyle çok önemli bir eşyam yok değerli. Değerli bütün eşyalarımı şu sırt çantasında taşıyorum. Mesela leblebi. Çok değerli. Yok burada. Bir de şey var. Pizza. En sevdiğim. Neyse. Önemli eşyalarımı zaten burada taşıyorum. Onun dışında zaten daha da değerli bir şey varsa boynuma asıyorum. Pasaport benim için önemli zaten. Pasaportla banka kartım kaybolmasın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Geri kalan kamera şeyleri var. Laptop falan var benim şeyde. Öbür çantada, sırt çantasında laptop, kamera falan ama bir boka yaramıyor zaten. Onlar kaybolsun önemli değil. Bir de burada papara geçmedi arkadaşlar. Ne yaptım ne ettim? Paparayı kullanamadım. Ya da buradakiler mi ayarlayamadı? Tam bilmiyorum neyse. Paparayı kullanamadık. En para bende vardı. En parayı da şeyde kullanamamıştım. Makedonya'da, Sırbistan tarafında, Balkan turunda paparayı kullanamadım. Şey pardon. En parayı kullanamadım hiçbir şekilde ama şifresini yanlış girmiştim herhalde. Blok olmuştu. Ondan olabilir. Yani onu kullanamadım. Paparayı kullandım hep. Burada da tam tersi paparayı hiç kullanamıyorum. Ama en parayı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. En parayla ATM'lerden para da çekebiliyorum. Onunla yani bir sıkıntım hiç olmadı şimdiye kadar. Şöyle bir şey var. Alışveriş yaptığınız zaman mesela bizim orada rastgele kartı okutup geçiyordunuz ya. Burada öyle bir şey yok. Kartıyla temas okutabiliyorsunuz çoğu yerde. Ama burada sana soruyor bu kredi kartı mı, banka kartı mı? Ne bu diyor. Orada kredi kartı demeniz lazım ama kredi kart, Visa kart dediğiniz zaman çoğu kişi anlamıyor. O yüzden Google çeviriden Türkçeden Portekizce'ye çeviri yapıp kredi kartı nasıl söyleniyor bunu öğrenin. Kartı verdiğiniz zaman kredi kartı deyin Portekizce. Onlar hemen oradan basıyor bu şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz. Diğer türlü kesinlikle yapamıyorsunuz. Çünkü orada işte banka kartı, ön ödemeli kart, çarp kart, cart kart diye bir şey çıkıyor ekranlarında onların. O post cihazlarında. O şekilde rastgele birine basıyorlar. Hani tek tek hepsini denemesi lazım. O kadar da uğraşmıyorlar adamlar. Olmuyor diyor genelde. Dün onu yaşamıştım ben. Ama bugün direkt kredi kartının söylenişi nasıl onu öğrendim. Direkt kart dedim. Kredi kartının şeyini işte Portekizcesini. Ya da direkt telefon ekranı suratına da tutabilirsin adamın. Ona göre hemen direkt onu seçip öyle şey yapıyor. Hatta ben ilk girdim bir enerji içeceğini aldım. Denedim hani kart geçecek mi şimdi o kadar alışveriş yapacağız. Üzerinde nakit de yok. Sonra tekrar hepsini geri bırakmak zorunda kalacağız. Önce bir enerji içeceği aldım geçirttim. Ondan sonra dedim ben biraz da alışveriş yapacağım dedim. Okey dedi. Biraz alışverişimi yaptım. Ödedim geçtim arkadaşlar. Burası böyle bebeğim. Yani Brezilya gayet güzel bir yer arkadaşlar. Şu aşırı bir tehlikesini ben görmedim. Ha, tehlikeli diyorlar ya mesela. Abi Brezilya çok tehlikeli işte. Sokakta yatan insanlar var falan. Abi tehlikeli tamam da. Yani şöyle. Sokakta yatan adamdan, üstü çıplak adamdan böyle bunlardan korkuyorsan tabii tehlikeli. Ama ya sokakta yatan adam abi kendi halinde adam anasını satayım. Ya adam zaten dertleriyle baş başa sokakta hayatta kalmaya çalışıyor. Ya kendi halinde anladın mı? Kendi halinde olan adamdan ne korkacaksın? Şimdi o adam çıplak da olsa, çırılçıplak bile geçse bu kendine. Sana bir şey yapmıyor genelde. Kimler yapıyor? Zaten
Sokakta yaşayanlar genelde arkadaşlar böyle ölü gibi gidiyorlar, tamam mı? Yani yaşayan ölü gibiler. O yüzden çok atik değiller. Bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum ama böyle daha böyle hırçın, daha böyle bakımlı evde kalan serseriler var ya, onlar yapabilir. Çünkü adam zaten kendi evinde yiyip içiyor, böyle dinç bir adam. Onlar da şöyleymiş. Hani böyle bıçağı çekip ver lan parayı falan demiyorlarmış. Meksika'da var ya böyle silah çekip hiç sana sormuyor bile. Al abi diyeceksin bütün eşyalarını, diyemiyorsun. Çünkü adam silah çekiyor, seni vuruyor, bütün eşyalarını alıp gidiyor. Arkadaş delil bırakmıyor. Burası öyle değil. Burada sadece telefonla konuşurken elinden kapıp kaçanlar oluyormuş. Ev sahibi de bizi o konuda uyardı. Yani Brezilya'nın her yerinde var o dedi. Burada da var dedi. Dikkat et dedi. Bir tane de arkadaş vardı müzede. O da uyarmıştı. Onun telefonu çalmışlar hatta. Bir de şerefsizler telefonu çalıyorlar. iPhone 14 Pro Max'ini onu çalmışlar. Şifresini kırıyorlar telefonun. Bankacılık uygulamasına giriyorlar. Bankadaki bütün parasını da çekiyorlar kendilerine. Yani düşün. iPhone'un bile şifresini kırıp, ona geçtim, banka uygulamasının şifresini kırıp ondan sonra bütün parayı çekiyorlar. Bunu çok kısa bir sürede yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama dedim helal olsun, bunu yapabiliyorlarsa zaten. Yani diyecek bir şey yok zaten, adam muhteşem bir şekilde bir iş beceriyor yani. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Aslında mümkün mertebe şey yapmak lazım. Uygulamaları gizlemek lazım, banka uygulamalarını telefondan. Telefon giderse en azından uygulamayı görmez adam. Muhtemelen uğraşmaz. Başka ne var? Başka bir şey yok. Şeyde ev tutmayın, tavsiye etmem. Çok aşırı güvenlikli böyle dev gibi site. Bizim ilk geldiğim zaman kuzenin yanına geldim ya ben. Orada görmüşsünüzdür. Böyle dev gibi site. Önünde güvenlik bekliyor. İki tane komple böyle askeriye gibi demir şeyler var. Kapılar var girişte. Abi tamam böyle güvenlikli de. Bir kere geldiğim mahalle güvenliksiz. Yani o eve gelene kadar eğer Uber'e binmiyorsan, mahalleye de çıkacaksan gezmeye. Her yeri Uber'le gidemezsin. Aşırı pahalı. Şimdi çıkıyorsun, o zaman evden adımı dışarı bir atıyorsun, direkt güvenliksizsin. Yani kaldığın ev güvenlikli olsa ne olacak? Sen altın dolu çanta taşımıyorsun ki yanında. O yüzden içeri gireceğiz mesela, giremiyoruz. Ya Airbnb diyoruz, adam bilmiyorum diyor. Bakıyor 2 saat yani. 3 defa 4 defa evden çıktık, içeri girdik. 3 defa 4 defa da o eve girerken nereden baksan bir 10 dakika kapıda bekledik. O onu çağırıyor, bu bunu çağırıyor. Airbnb'ye bakıyoruz, gösteriyoruz telefondan, anlamıyor. Evin sahibini arıyor, cart yapıyor, cürt yapıyor, bir şekilde giriyoruz. Ya bununla uğraşmak çok sıkıcı ya. Çok salakça yani. Hatta çıkarken kapıdaki güvenliğin gözlerine bakıyoruz. Hola diyoruz. Geçiyoruz. Bir 10 dakika sonra, 15 dakika sonra gidip bir şeyler alıp tekrar geri geliyoruz. Adam bizi içeri almıyor. Anladın mı? Yani böyle salakça bir şeyleri var. O yüzden bak mesela şu anki ev böyle daha da böyle tenha bir yerde. Daha böyle getto gibi bir yerde. Ama tam köşede. Yani direkt geliyorum. Evden içeri giriyorum. Çıkıyorum istediğim zaman. O kadar rahat ya, anlatamam. Oradan bin kat daha rahat, bin kat daha güvenli olduğuna inanıyorum ben buranın. Neyse. O zaman bu videoda böyle bitsin arkadaşlar, kısa bir şekilde. Evi zaten gösterdim size, onu istiyordum evi göstermeyi. Tam gösteremedim. Ev sahibi geldi herhalde. Çok da ayıp olmasın diye. Ben dün söyledim kütüphaneye falan çekiyorum diye ama o salon kısmında onlar genelde oturuyorlar. Hep hani salon kısmı onların yaşam alanıdır diye falan şey yapmadım. Çekmeyeyim dedim. Yine de böyle imkanı bulursam orayı da böyle ufaktan bir çekerim. Her yer her yerde. Bunların kültürü böyle zaten arkadaşlar. Dağınıklar biraz. Çok kirli değil aşırı. Nasıl temizlik yapıyor onu da bilmiyorum. Ne bileyim. Fena değil ya. Güzel. Tek sıkıntıları internete giren bir televizyonları yok. İnternete giren televizyon olmayınca YouTube, Netflix falan izleyemiyorsun. Telefonla izlemek zorunda kalıyorsun. O da sıkıyor bir yerden sonra. Başka da bir şey yok zaten ya. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer yine ekstra bir durum olursa ben videoya devam ederim. Olmazsa da bu ülkeden çıkacağım gün başlarız video çekmeye. O zaman Bir kahvaltı hazırladım arkadaşlar. Şöyle krem peynir, jambon mudur ne zıkkımsa ondan. Bir de krem peynir iki kat yaptım. Böyle yiyorum. Bunda domuz var mı bilmiyorum. Bilen varsa yazsın yorumlara. Merak ediyorum. Yani domuz yemediğimden değil. Affetmem, her şeyi yerim de domuzun tadı ekşi oluyor böyle. Çok güzel olmuyor. O yüzden pek tercih etmiyorum. Bir önceki videoda biliyorsunuz Nuri bir soyunma hikayesi anlatacaktı. Kesmiştim sözünü. Şimdi onu anlatalım da bari öyle kapatalım videoyu. Anlat kardeşim. Kimseye Vallahi nasıl bro, soydu? ben Medellin'den Santiago'ya, yani Medellin Kolombiya'dan Şili Santiago'ya şey denedim. Otostop denedim. Kaç kilometre bilmiyorum. En az 4000 kilometre, 5000 kilometre vardır. Medellin'den Lima'ya benim 3-4 gün sürdü. 3 gün, 4 gün falan sürdü herhalde. 4 gün falan sürdü herhalde, aynen. Yol üzerinde tanıştığım bir arkadaş vardı. Bir çocuk vardı, Brezilyalı. Turquio'dan tanıştık birader biz. Ya herhalde yaklaşık bir 700-800 kilometre mi ne sürdük? Yani sürdük dedim, 700-800 kilometre birlikte geldik. Brezilyalı çocukla önce bir otostop çekerken, yani ben otostop çekerken o denk geldi bana, tamam mı, yol üzerinde. Sonra trailere çıktık. Bir tane
kamyonun trailerine çıktık. Sonra bir Trujillo diye şehri çıkarken oradan bir tane Venezuelalı bir aile çıktı tırın üstüne, trailer'a. Trailer'a dediğim şey, yani bunların trailer'ları kapalı trailer olmuyor. Üstüne branda atıyorlar. Bir de şoför şey diyor yani, sizden başka çıkan olursa falan koruyun tırı diyor, tamam mı? Çünkü sen ışıklarda durduğun zaman falan birileri çıkıyor tıra, kesiyor, malzemeyi alıyor, tamam mı? Şoför de almasınlar diye bizi aldı yani. Bizi aldı, birkaç sumo aldı şeyde, durduğumuz yerlerde falan, tamam mı? Durduğu yerde dinlendiğim anada. Bir tane Venezuelalı aile çıktı. İki tane Kolombiyalı çocuk çıktı. Bir tane Brezilyalı çocuk vardı. Venezuelalı aile de üç kişiydi. Bir tane çocuk vardı ufak, 6 yaşında. Eşi vardı ve çocuk vardı. Genç bir çocuk. Biz birader herhalde bir 700-800 kilometre yol yaptık birlikte. Sonra Lima'ya indik. Lima'ya indiğimizde ben hayatımda, yani ikinci gidişimdi Lima'ya. İlk gittiğimde öyle çok kalmamıştım. Miraflores'te ilk gittiğimde sadece transport için kalmıştım. Bir günlük falan kalmıştım. Herkes bana diyordu, çok dolaşma Lima'da, sadece Miraflores'e gidin. Aynı şekilde söylüyorum, yani öneriyorum. Lima'ya giderseniz eğer sadece Miraflores'e gidin. Ondan sonra ben hiç duş almamıştım. 5 gündür duş almamışım falan. Lima'ya bir indik, akşam saat, yani gece saat 1.30-2 falandı. Ondan sonra o gün orada kaldık, Lima'da kaldık. Akşam sabahleyin gene ben otostopla yola devam edeceğim. Ama duş almam lazım. Çocuklara şey diyorum, duş almak istiyorum diyorum. Otogar vardı orada, Norte. Terminal de Norte diye olması lazım. Oraya gittik duş almaya. Resepsiyona sordum, çantalarımı buraya bırakabilir miyim? Yanımda 3 tane çanta var. Bir kirli çamaşırlarım olduğu çanta var. Bir öne taktığım çanta var. Öne taktığım çantada şey var, işte laptopum var, kameram var, yani değerli şeylerim var. Bir de sırt çantam var. Onun içinde de çadır, uyku tulumu, işte kamping ekipmanlarım ve yol malzemelerim, elbiselerim falan filan var. Resepsiyona sordum, buraya bırakabilir miyim? Resepsiyonu kabul etmedi. Dedim içeriye bırakayım, yani gireceğim, duş alacağım yere bırakayım. Duş alacağım yerin içerisine koyayım. Kabul etmedi. Ondan sonra orada kamera gördüm. Kameranın karşısına koydum. 3 tane çantayı da koydum yani. Çünkü içeri almadılar, tamam mı? İçeri bir şey izin vermiyorlar. Temiz çamaşırlarımı aldım, cüzdan aldım, telefon aldım, girdim duşa. Duştan çıktım birader, kimse kalmamış, hepsi gitmiş. Arkadaşlar da gitmiş, arkadaşlar bütün da çalmışlar. Bütün çamaşırları almışlar, bütün her şeyi almışlar. Bütün çantaları almışlar, çamaşırları değil. Bütün çantaları almışlar. Çocukların bende pasaport numarası, pasaport fotoğrafları vardı. Venezuelalı ailenin pasaport fotoğrafları vardı bende. Brezilyalı çocuğun kimlik fotoğrafı vardı bende. Bütün videoları vardı bende, fotoğrafları vardı bende, ama telefonda da vardı yani. Telefonda da vardı, kamerada da vardı. Benim her şeyim gitmişti birader. 3 tane kameram gitmişti, 2 tane analog, 1 tane dijital kameram vardı, o gitmişti. 25 tane rol çekilmiş, rol analog filmlerim vardı, onlar gitmişti. Orta format kameram vardı, 1 terabayt hafıza kartım vardı. Yani her şeyi kaybettim neredeyse. Sıkıntı değil, halloluyor yani, olabiliyor. Sonra işte bir hafta, iki hafta sonra pasaportu çıkarttım. Lima'dan otobüsle Santiago'ya geldim. Polise gittin mi? Polise gittiğin zaman bir şey yapmıyor ki abi polis. Polis hiç tam tersi, olayları daha karmaşık hale geliyor. Ben polise pasaport numarasını gösterdim, pasaportları gösterdim, fotoğrafları gösterdim, videoları gösterdim, her şeyi gösterdim, her şeyi verdim. Ne diyor? Polis diyor ki bunlar sınırları şeyle geçmiyorlar ki diyor. Yani bu insanlar sınırları pasaportla geçmiyorlar. Bu insanlar sınırdan geçmiyorlar diyor. Sınırın 10 kilometre, 5 kilometre yakınlarından dereden atlıyorlar, geçiyorlar diyor. Çünkü burada Güney Amerika'da sınırlarda şey yok. Yani mayınlar falan filan yok. Öyle bir olay yok yani Güney Amerika'da. Sadece büyük ihtimalle Güney Amerika'daki Güney Amerika'ya gelen turistler sadece sınırları kullanıyor. Güney Amerika'nın yerleri çok fazla sınır kullanmıyor beyler. Yani senin benim Güney Amerika'yı otostopla gezmek isteyen genç insanlar sınır kullanmıyorlar. Bir de şehirler çok sınır kullanmıyorlar. Güney Amerika'da iş için göçmenlik yapanlar. O Venezuela'da aile mesela iş için göçmenlik yapıyordu, şeye gidiyordu. Onlar kullanmıyor. Onlar şeye gitmeye çalışıyorlar. Bu Venezuelalılar almıyorlar genelde. Şili'ye gitmeye çalışıyorlar. Yani o pasaport falan filan hiçbir işe ifade etmiyor yani. Kimlik de hiçbir işe ifade etmiyor. Brezilyalı çocuk vardı o da. Hala fotoğrafları falan böyle. Kamerada izledin mi? Kimi çaldığını gördün mü yani? Tabii. Ben soyulduğum an ilk şeye gittim. Polise gittim. Kamerayı sordum. O kamerayı göstersinler dedim. Kamerayı gösterdiler. Bu çocuk dedim. Al çalmış bak, bu çantaları alıyor falan dedim. Gösterdim hepsini, tamam. Şerefsiz. Polise söyledim. Yani polis... İki hafta ben polise sordum. İki hafta takip etsen bulamaz mıydın acaba ya? Hani olay bir saat geçmiş. Yo, hatta ya. Hatta ne oldu biliyor etrafı musun? Etrafı bir daha senin Uber'le. O dönem hostel vardı. Bir tane arkadaş vardı Mustafa. O beni şeye gönderdi. Lima'da bulunan bir arkadaşı vardı, Bilen. Onun yanına gönderdi. Bilen hala Lima'da herhalde.
Onların yanına gittim hostele. Hostelde iki gün sonra çocuk bana yazdı. Facebook'tan yazdı. Dedi ki şu kadar para verirsen pasaportunu veririm, şeyini veririm. Evet. Pasaportla kimliğini veririm falan filan dedi, tamam mı? Ondan sonra konuştuk, yazıştık falan filan. Yok yani vermedi. Geri vermedi. En son pasaportu yakarken şeyini gönderdi, videosunu göndermişti. Aynen. Bir de sen bu adamlarla oturup yemiştin değil mi? Tabii canım. Evet. Yani yaklaşık 600-700 kilometre yiyorlar. Burada güven problemi büyük bir problem bro. Güney Amerika'da bir kimseye güvenemezsin. Güvenemezsin. Yani güvenle ilgili büyük bir problem yaşıyorsun. Güven problemi, problem, sorumluluk büyük problem. Yani bunlar hep diken üstünde olmak zorundasın. Zaten insanlar burada çalışmadan yorulmalarının en büyük etkeni bu. Psikolojik olarak çok yorgun hissediyorlar kendilerini. Fiziksel olarak şey değiller yani. Hep psikolojik olarak yoruluyorlar. Vay be. Piçe bak. Hem çalmış bir de sana ulaşıp para veriyor. Aynen. Ekstra bir de soyma ya. Bir posta daha soyacak. Peki şey deseydin. Hani gel tamam para vereceğim deyip yüz yüze bulsaydın. Yapabilir miyim? Gelmiyorlar. Onlar ülke şeyi çıkmışlar kanka. Bana hesap numarası gönderiyor. Para gönder geleyim diyor. Haa. Dallamaya bak ya. Şeyden Bitcoin'den para gönder bana diyor. Bir de hesaptan Bitcoin'den. Para gönder gönder. Ya. Bir de Bitcoin'den. Ya. Saçma sapan. O dönem meşhurdu o işler. Şimdi pandemiden tam önce. Pandemiden 2019 Aralık falan. 2019 Aralık Ocak falan. O dönem. 2019 Aralık'ıydı hatta eminim. Demek ki bu yolda kimseye güvenmeyeceksin kardeşim. Yok, Güney Amerika'da sakın. Güven çok büyük problem. Yani böyle kankam bile dediğiniz adam bak hemen ilk fırsatta soyuyor adamı. Tabii canım. Kesinlikle. Bu da böyle soyulmuş arkadaşlar. Siz de böyle soyulmayın. O yüzden ibretlik bir hikaye olarak bunu ekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.